Hoş geldiniz söyleşimize Sayın Kınıkoğlu. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Ben sorulara geçmeden evvel izninizle her zaman yaptığım gibi sizi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Lisans eğitiminizi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladınız ve ardından uzmanlığınızı iç hastalıklar üzerine yaptınız. Bu uzmanlığın hemen ardından bildiğim kadarıyla hala devam eden başka bir uzmanlık süreci içindesiniz. Veteriner teknikerli ön lisansı diplomanızı almak üzeresiniz değil mi Sayın Kınıkoğlu? Evet, doğrudur. Aha. Deneye Hayır Derneği kurucu üyesisiniz ve bir vegansınız, etik bir vegansınız. Sizin bir doktor ve iç hastalıkları uzmanı olmanız nedeniyle bu söyleşide ağırlıklı olarak vegan beslenmeyi, bitkisel kaynaklı beslenmeyi konuşacağız. Ayrıca bunun dışında Deneye Hayır Derneği üyesisiniz. Hayvan haklarına bu başlık altında önemli çalışmalarla katkılar sunuyorsunuz, önemli katkılar sunuyorsunuz ve bir bilim insanısınız. Dolayısıyla bilimde hayvanlar üzerine yapılan çalışmaları, tırnak içinde deney hayvanlarını da konuşacağız. Bu da bu söyleşinin ikinci temel başlığı olacak. Ve ilk sorularım vegan beslenmeye geçişe başlanılan sürece ilişkin Sayın Kınıkoğlu. Kişinin vegan beslenmeye geçiş kararı vermesi, bitkisel kaynaklı beslenmeye geçiş kararı vermesi, bunun öncesinde hayvansal kaynaklı ve bitkisel kaynaklı besleniyor olduğunu akla getiriyor tabii. Bu kararı verdiği an itibariyle de sadece bitkisel kaynaklı besinleri vücuduna alacak. Bu kararla, bu başlangıçla beraber ilk sorum şu size. Vücutta meydana gelen başat olumlu ve olumsuz tepkiler neler oluyor? Bu geçişle beraber ilk aşamada yaşananlar ne oluyor vücutta? Hatta sadece en başlangıç haline değil, sonraki süreçte önemli başat gördüğünüz dönemler varsa bunları da dahil ederek sorumu cevaplamanızı rica edeceğim sizden. Öncelikle kişiler bitkisel beslenmeye geçtiği zaman bizim bağırsaklarımızda milyonlarca kendi hücrelerimizden sayıca katlar, 100 kat, 1000 kat daha fazla bağırsak bakterileri yaşar. Tabii bağırsak bakterileri biz ne yersek aslında onlardan beslenirler ve bu yüzden de biz aslında et kaynaklı, hayvansal ürün kaynaklı besleniyorsak ona göre onların sayıları artar, azalır. İşte lifli ve bitkisel kaynakları tüketirsek ona göre çeşitlenirler. Burada bilimin bize gösterdiği ilk 1 aylık süreçte bitkisel beslenmeye kişiler geçtiği takdirde bağırsaklarımızda iyi huylu dediğimiz bakterilerin sayısının arttığını görüyoruz. Tabii ki insanlarda bu değişmeden sonra hemen vücuttaki metabolizmanın da değiştiğini gözlemleyebiliyoruz tabii ki. Yine ilk aydan itibaren kan lipid profilinde yani kolesterol, trigliserit bunlarda düşüklük görmeye başlıyoruz. Olumlu değişiklikler hemen aslında ilk haftadan itibaren başlamak üzere ilk 1 aydan sonra gözle görülür değişiklikler gerçekten oluyor. Bu başlangıçta olumsuz herhangi bir tepki ve durumla karşılaşıyor mu kişi peki, geçişle ilgili olarak? Ya şöyle tabii ki bu insanların hep aslında televizyonlarda da medyada da bazen görüyoruz işte vegan anne baba çocuğunu vegan beslediği için çocuk büyüyememiş vesaire diye. Burada sağlıklı beslenmekle vegan olup vegan beslenmeyi tabii ki birazcık birbirinden ayırt etmek lazım. Çünkü bir insan sabahtan akşama kadar patates kızartması yiyerek de vegan olur ve burada bu işin bir sağlık boyutundan bahsetmemiz çok doğru olmaz. Burada o yüzden dengeli bir şekilde beslenmekten söz etmemiz gerekiyor. Ama yine sıradan bir şekilde en azından 3 aşağı 5 yukarı yediklerine dikkat eden bir veganın endişe etmesine gerek olacak herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmaz. Pekala, bu noktada etçil beslenmenin yani hayvansal kaynaklı beslenmenin bağırsak florasına verdiği bir zarardan neden olduğu bir sorundan bahsettiniz, öyle değil mi? Evet. Bitkisel beslenme geçişinin doğrudan iyileştirdiği bir tablo olarak sundunuz bunu. Aynı şekilde bu İşlenmiş gıdalarla ağırlıklı olarak beslenen yeni nesil için, günümüz insanı için de çok tarif edilen bir vaziyet. Önceki insanları ve işlenmiş gıdalarla çok daha az beslenen insanlar ile günümüzde ve işlenmiş gıdalarla beslenen insanların bağırsak floralarında da bu konuda ciddi bir bakteriyel çeşitlilik bakımından fark olduğunu tesadüf etmiştim. Bu çok işlenen bir konu.
Siz aynı zamanda bitkisel beslenmenin de hayvansal beslenmeden böyle önemli bir ayırt edici yanı olduğunu vurgulamış oldunuz. Evet. Pekala, bu geçişte elbette ki kişilerin kendi fizyolojik özellikleri, genetik bir takım özellikleri, yani kişinin fark eden özellikleri bir etki yaratıyor ama ben her bir insan tekinin kişisel özelliklerinin dışında insan türünün mevcut evrimsel süreç sonunda sahip olduğu özellikler paralelinde şunu sormak istiyorum. Mevcut haliyle insan türü özellikleri bakımından sadece bitkisel kaynaklı beslenmeye geçişte bir adaptasyon süreci gerekmekte midir Oğuzcan Bey? Bu konu aslında benim için bu konuyu genelde iki farklı şekilde cevaplandırmayı seviyorum. Birincisi bizim biyolojik evrimimiz, ikincisi de ahlaki evrimimiz. Şöyle ki biyolojik evrimimize bakarsak hayvansal ürünlerin bizim biyolojik evrimimizde yeri var tabii ki. Biz bunu hayır yok diye asla söyleyemem. Ama nasıl söylenir bu? Aldığımız kalorinin %95'i bitkisel kaynaklardan olmak üzere ve kalan %5'i de hayvansal kaynaklardan ve çoğunlukla böceklerden olmak üzere insan biyolojisi aslında evrilmiştir. Bugün insanlarla konuştuğumuz zaman veganlık hakkında insanlar genelde bizim işte bu hayvanları yemek üzerine biyolojimizin evrildiğini söylerler. Ama o insanların kaçırdığı nokta var, böcekler. Bir kişi eğer gerçekten biyolojik olarak beslenmeyi arzu ediyorsa ve bunu savunuyorsa böcekleri de asla ihmal etmemeli. O yüzden bu işin biyolojik kısmına geldiği zaman %5'lik evet hayvansal ürün tüketiyoruz ama yalnızca hayvansal ürün değil dediğim gibi böceklerin de yeri çok fazla. Şempanzelere baktığımız zaman bizim en yakın akrabalarımıza şempanzelerin de yine çoğunlukla bitkisel beslendiğini, yine %95 oranında işte kökler, meyveler tükettiklerini biliyoruz. Gorillerin tamamen bitkisel beslendiğini biliyoruz. Bonobolarında keza öyle. O yüzden insan biyolojisine baktığımız zaman işte gerekli alt çenemizi oynatmamız, öğütme hareketi yapmamız, nişastayı sindirebilecek enzimlerimizin bulunması ve bunun ağızda başlaması bizi aslında etçillerden çok ayıran özelliklerimiz. Ama tabii ki başka özellikleri gösterip bizim etçil özellikler taşıdığımızı gösterecek olan, söyleyecek olan, savunacak olan insanlar mutlaka vardır. Ama onlara da genelde işin ahlaki evriminden bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz yaptığımız davranışların bir hayvanın iyiliğine mi yoksa onun kötülüğüne mi olduğunun ya da başka bir canlının iyiliğine mi kötülüğüne mi olduğunun muhakemesini yapabilecek olan canlılarız. Doğadaki davranışlara söz edeceksek bizim gene en yakın akrabalarımız olan şempanzelerde tecavüz var. Ama biz tecavüzü bugün doğal kabul edip bunu kendi hayatımızda yansıtmıyoruz. Yine aynı şekilde aslanlar, hep aslan örneği verilir. İşte aslan da geyiğiyor, bu işte hayatın bir vazgeçilmezi, bu döngünün bir gerçeği diye. Ama aslan yine çiftleşmek istediği dişinin yavrularını öldürür. Ve bu da doğanın bir parçasıdır baktığımız zaman. Ama biz bunu gene yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü biz bunun yanlış olduğunu ahlaken yapılan bu davranışın insanın yaptığı takdirde bunun karşıya bir zararı olacağının muhakemesini yapabiliyoruz. O yüzden davranışlarımızı bu toplum kendi kurduğumuz aslında toplum kuralları içerisinde zarar vermeme görüşüyle beraber sentezleyerek aslında bu kararları alabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman tabii ki biyolojik evrimimizde bu var yok bu kısmı az önce de söylediğim gibi tartışırız ama işin ahlaki evrim kısmına geldiği zaman bu kısmı hiçbir zaman bence göz ardı etmemeliyiz. O yüzden de biz bir ineği, bir işte yavru kuzuyu yediğimiz zaman ya da onu öldürdüğümüz, başını boğazını kestiğimiz zaman onun bunun o hayvanın menfaatine olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz ve bu takdirde de bu durumda da bu davranışı başka şekilde de neticede beslenmemizi sürdürebilirken bitkisel kaynaklardan tamamen %100 şekilde hiçbir eksiğimiz kalmadan sağlayabilecekken o halde neden diğer canlılara zarar verelim ki diye düşünerek veganlığı savunuyoruz.
Yani biyolojik evrimimizin bize engel teşkil etmeyeceğini, artı evrimsel süreçte tek bir noktaya odaklanamayacağımızı vurguluyorsunuz. Ben de bu evrimsel sürece ilişkin biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şimdi sizin de az evvel belirttiğiniz gibi insanların çoğunluğu etçil beslenmenin bir doğal özelliğimiz olduğu kanaatinde ve doğal bir durum olarak başından beri hem avlayıcı hem toplayıcı olduğumuz düşüncesindeler. Günümüzde antropoloji bunun ne düzeyde, bu noktayı ne düzeyde aydınlatabilmiş durumda? Biz en başından beri mi hem toplayıcı hem avcıydık? Yoksa avcılık yanımız kültürel bir sonuç mu? Ya günümüze baktığımız zaman tabii ki hala avcı toplayıcı geleneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz aslında. Yine erkeklerin daha fazla et ve hayvansal odaklı yemeye çalışmaları ve onun bir şekilde güç gösterisi olarak günümüzde de kabul edilmesi aslında ta o zamanlardan bugün kültürümüze yansıyan şeyler. Tabii ki geçmişimizde de bu avcı toplayıcı kültür ve bu avcılık kültürünün günümüze de gelişmiş kadar gelmesi aslında bizi bugün çok daha farklı problemlerle ya da çok daha farklı güncel konularla dahi yüzleştiriyor aslında. Bugün Etin Cinsel Politikası diye bir kitap vardır. Orada da şey yaptı, ele aldığı gibi aslında bugün erkek egemen bu dünyadaki bu seksist düzenin de bir parçasının aslında burası yani en azından eşlik ettiği bir konu olduğu söylenilebilir. Geçmişte illaki avcı toplayıcı olduğumuz konusu bir gerçek. O kısmı hiçbir zaman zaten öyle değildik ya da bizim biyolojimiz buna %100 tamamen toplayıcıydık. Biz her zaman bitkilerle besleniyorduk demiyoruz tabii ki. Günümüzde de bu tabii ki neticede 10 bin yıllık hatta çok daha uzun yıldan 10 bin yıl öncesi var bunun. O zamanlardan beri gelen bir gelenek de aynı zamanda genlerimize işlemiş bir kültür olmuş durumda. Biz de onu kırmaya çalışıyoruz. Az önce de dediğim gibi doğal olan ya da gelenek olan hayvan deneylerinde de konuşacağımız gibi aslında bugün doğru ve gerçek olmayabilir. Yani etçil yanımızı siz daha çok kültürel bir sonuç ve süreç olarak değerlendirmek yönünde sanırım konumlanıyorsunuz, Evet. öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Peki tüm bu toplamda Sayın Kınıkoğlu, hayvan sömürüsünden azade, yani doğrudan hayvan sömürüsünden azade bir beslenme günümüz insanı için ne kadar mümkün? Doğrudan vurgusunu özellikle yapıyorum çünkü dolaylı olarak dediğimizde mesele çok daha girift bir hal alıyor. Sadece bitkisel kaynaklı beslenirken de dolaylı olarak, özellikle de endüstriyel tarımı düşündüğümüzde hayvan sömürüsüne neden oluyoruz. O yüzden ben doğrudan diye vurguluyorum. Doğrudan hayvan sömürüsü olmaksızın bir beslenme günümüz insanı için ne kadar mümkün? Bu konu yine farklı boyutlarda ele alınması gerekiyor bence. Çünkü kişisel bazda bakıldığı zaman, her birey için bakıldığı zaman bu kesinlikle mümkün. Ancak toplumsal olarak bakıldığı zaman yarın tüm dünya vegan olsun mu diye sorduğunuz zaman evet olsun ama bu ne kadar sürdürülebilir demeyeyim, ne kadar gerçekçi olur ve ne kadar birden bu tarafa adapte olunur o kısımda soru işaretleri var gerçekten. Çünkü bugün sırf Amerika toplumunun %20'si bile çalışmasında, günlük işinde bir şekilde hayvan sömürüsünün içerisinde olduğu bir düzende çalışıyor. O yüzden bugün bütün hayvan sömürüsünün birden bitip herkesin vegan olduğu bir dünyadan birden insanların işsiz kalacağından ve çok daha farklı problemlerin doğacağından bahsediyorlar. Bunun ben bir süreç olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden birden bütün herkesin belki vegan olması mümkün olmayacaktır. Tüm bu kapitalist düzen içerisinde de bu aynı şekilde. Ama bu bir süreçle beraber her bir bireyin veganlığa adapte olmasıyla beraber önümüzdeki 10 yıllarda gerçekleşecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Biyolojik özelliklerimiz ve dünyanın olanakları vegan beslenmeye geçiş noktasında ya da kişinin vegan beslenmesi noktasında yeterince olanak sunuyor.
Ama başka başlıklarımız söz konusu diyorsunuz, öyle değil mi Kınıkoğlu? Evet, kesinlikle öyle. Çünkü baktığımız zaman dünyadaki kaynaklar, işte sizin de bahsettiğiniz gibi tarım vesaire, bu durumlara baktığımız zaman zaten tarım alanlarının %80'i işte hayvancılık için kullanılıyor. Her yıl biz 70 milyar hayvanı, kara hayvanını besleyebilirken 1 milyar insan aç yaşıyor. Buradaki kaynakların orada aç yaşayan insanlara verilmesi ve bir şekilde bu üretimin, hayvan üretiminin bir şekilde durdurulmasıyla beraber çok daha sürdürülebilir bir sistem içerisine gireceğimiz kaçınılmaz. Yani Amerika'da 50 yıl önce bir yılda tüketilen tavuk miktarı bugün bir günde tüketiliyor. Nüfus 365 kat artmamasına rağmen. O yüzden söz konusu sürdürülebilirlik ise veganlık sürdürülebilirdir. Hatta şu an dünyanın bugünkü sistemi aslında sürdürülebilir bir sistem değil. Çünkü Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'da yenilen et ve hayvansal ürün miktarını Avrupa kendi hayvanlarını besleyerek yapamıyor. Ne yapıyor onun yerine? İşte o üçüncü dünya ülkelerinden hayvan ticareti yaparak, yem ticareti yaparak, ithalatı yaparak kendi hayvanlarını bir şekilde beslemeye çalışıyorlar. Kendi insanlarına işte et vermek için o ülkelerden hayvan ticareti yapıyorlar. Ve oradaki insanlar da bakıyorsunuz ki aç yaşayan insanlar aslında bu ithalatı yaptıkları ülkeler. O yüzden sürdürülebilir olmayan bir dünyanın sistemi içerisinde yaşıyoruz şu an ve ben bunun çıkış yolunun da veganlıktan geçtiğini düşünüyorum gerçekten. Sanırım günümüzde sanırım diye başlamam hata, çok net bir durum. Günümüzde elbette ki vegan beslenme ya da bitkisel beslenmeyi tercih eden, bundan daha da fazlası vegan yaşamı tercih eden insan sayısı elbette ki bunu tercih etmeyen, vegan olmayan insanlara oranla çok çok daha az. Fakat yine de bu vegan olmayan insan kalabalıkları bu meseleyle eski oranla çok daha ilgililer. Ve bitkisel beslenmenin daha iyi olduğu, dünya içinde daha iyi olduğu noktası özellikle ya da hayvanlara yapıp etmelerimizin maliyetleri onlar için biraz daha anlaşılır gözüküyor. Fakat buna nereden kalkışmalı ve bunu ne kadar başaracağım noktasına baktıklarında o çok artık klişe gibi gözükse de temel sorular dediğim benim sorular mevcut. Ne gibi? Siz de bir hekim olarak çok tesadüf ediyorsunuz ve eminim benden çok daha fazla denk geliyorsunuz, bu sorulara maruz kalıyorsunuz. Örneğin, evet doğru, böylesi yaşamak benim için ve dünya için daha iyi gözükse de beden sağlığım için ne kadar daha iyi? Örneğin hayvansal protein ve bitkisel protein birbirinin yerini ne kadar tutabilecekten başlayan sorular var biliyorsunuz. Dolayısıyla burayı biraz açar mısınız? Yani kişilerin daha karışık olduğu ve kendi sağlığı açısından daha az cevaplayabilir olduğu yerler buralar. Hayvan kaynaklı beslenmeyi kaldırıp yerine bitkisel kaynaklı beslenmeyi koyduğum vakit dediği ve aklına getirdiği sorular bunlar. Bunlara ilişkin aktarmak istedikleriniz olabilir mi? Evet, şu an bizim de ülkemizde de yine beslenme aslında bizim geleneğimiz, kültürümüz. Bize annemiz, babamız, yakınlarımız, çevremiz ne yiyorsa aslında biz de onları yemeye öğrendik. O yüzden biz bugün işte inek yerken Hindistan'da işte inek yiyemezsiniz. Çin'de köpek yenirken burada köpek yerseniz sizi işte toplumdan ihraç etmeye çalışırız. Tamamen kültür ve gelenekle ilgili aslında ve bu geleneği yıktığınız zaman hangi yemekleri yiyeceğiniz, hangi yemekleri yapabileceğiniz, nelerden zevk alacağınız da değişiyor ister istemez. Şimdi insanlar bu değişikliği yaptıkları zaman en çok zorlandıkları nokta neyi neyle değiştireceklerini genelde bilememek oluyor. Yani işin sağlık boyutuna bakarsak hayvansal ürünleri hayatınızdan çıkardığınız zaman B12 vitamini hariç hiçbir şekilde herhangi bir konuda eksiklik yaşamazsınız. Öncelikle protein konusu zaten öyle bir 1950'lerden beri öyle bir şekilde bize empoze edilmiş gibi protein olayı. Aslında amino asit sentezi yapabilen, esansiyel amino asit sentezi yapabilen tek canlı zaten bitkidir. Ama bugün toplumda sokağa çıkıp sorun esansiyel amino asit nerede bulunur diye size hayvanlarda bulunacağını, ette bulunacağını söyleyeceklerdir. Halbuki hayvanlar da amino asit sentezi, esansiyel amino asit sentezi yapmazlar. Onlar da bitkilerden alırlar esansiyel amino asitleri. Siz bugün sabah, öğlen, akşam 2500 kaloriyi alacak şekilde brokoli yeseniz bütün esansiyel amino asitlerinizi ve bütün protein ihtiyacınızı karşılarsınız aslında. Yalnızca brokoli de dahi ki çeşitlendirmeden bile bahsetmiyorum.
O yüzden insanların endişe yaşamalarını anlıyorum bazı konularda, işte yumurta yemezsen ne olur, işte et yemezsen ne olur gibi. Ama bitkisel beslenmeyi geçtikten sonra hiçbir şekilde herhangi bir B12 vitamini eksikliği dışında herhangi bir eksiklik yaşamazlar. Tam tersine aslında burada o hayvansal ürünlerden ne alamadıkları değil, ne zararlı ne almadıkları kısmı da önemli. Bir kere doymuş yağ asitleri almıyorsunuz. Hayvanlara hormon verirler. Aynı zamanda dediğim gibi veteriner teknikerliği okuduğum için geçtiğimiz hafta sonu onun sınavına girdim. O konulardan biri de işte hayvanlara ne kadar hormon verelim, ne kadar testosteron verelim, ne kadar işte östrojen verelim gibi sorular bile çıkıyordu karşımıza. O yüzden de o hayvanlara hormonlar verilir. Siz hayvansal ürün yediğiniz zaman o hayvanlara dışarıdan verilen hormonları alırsınız. Tabii hayvanları yemediğiniz zaman doymuş yağ asitleri olsun, hayvanlara verilen hormonlar olsun, onları almıyoruz. Ve B12 kısmına da gelecek olursak, B12 vitamini de zaten hayvanlar tarafından sentezlenmez. B12 vitamini bağırsak bakterileri tarafından sentezlenir. Ancak günümüz koşullarına baktığımız zaman B12 vitamini bağırsaklardan toprağa karışır ve topraktaki sebzelerle, bitkilerle, meyvelerle neyse onlarla beraber eski tarihlerde alınırdı B12 vitamini. Bununla ilgili Hindistan'da ve İran'da yapılmış çalışmalar var. Daha günümüzün hijyenik koşullarından bahsedecek olursak, oranın o tarafların hijyeni bizim alıştığımız hijyenik ortamlara benzemediği için o insanlarda B12 vitaminini eksikliği olmuyor. O toplumlar vejeteryan, vegan toplumlar olmasına rağmen. Çünkü onlar toprakta daha haşır neşirler ve işte bağırsak bakterilerinin toprağa karışmasından, oradaki sebzelere karışmasından dolayı B12 vitamini ihtiyaçlarını oralardan karşılayabiliyorlar. Ancak bugün endüstriyel hayvancılığa baktığınız zaman o hayvanlar da neticede nereden alıyorlar bakterileri, B12 vitaminini? Onlar da topraktan alıyorlar. Ama günümüzde onlarda da böyle bir şey söz konusu olmadığı için onların yaptığı da besicilerin ineklere ve işte hayvanlarına B12 vitamini iğneler yaptırmaları. İnsanlar da dolaylı olarak o yapılan iğnelerden B12 vitaminlerini alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de veganlar olarak bilaltı B12 kullanarak B12 ihtiyacımızı karşılıyoruz. Onlar da zaten bakterilerden yapılmış olan B12 preparatları oluyor. Yani, ama bazı insanların B12 ihtiyacı bazı veganların olmuyor takviye kullanma açısından. Çünkü yeni yapılan bazı çalışmalarda ağız içi floranın da yine B12 vitaminini işte sentezleyebildiği, üretebildiği gibi bazı çalışmalar var. Herkes de olmuyor B12 vitamin eksikliği ama yine de risk atmaya gerek yok diye ya da sürekli gidip B12 vitamini baktırmaya gerek yok diye ben genelde veganlara öneriyorum B12 vitamini. Benim mesela bir tanıdığım var, hocamdır kendisi. O 30 yıldır vejetaryen, son bildiğim kadarıyla 15-20 yıldır vegan ve hiç B12 vitamini kullanmıyor ve B12 seviyesi de gayet normal. O yüzden hiçbir eksiklik olmaz. Herkes gayet sağlıklı bir şekilde vegan olabilir. Hatta daha sağlıklı olurlar. Peki bu B12 ilişkin açtığınız parantez çok önemli. Çünkü açıkçası ben bazı vegan beslenen çevrelerde de duyduğum şey bu takviyeyi vegan olmaları nedeniyle yaptıklarını zannediyorlar. Yani hayvansal kaynaklardan alabileceğimiz ve bitkisel kaynaklardan asla alamadığımız tek şeyin B12 olduğunu ama bunu da zaten takviyeyle alabiliyoruzu dillendirdiklerine tesadüf ediyorum. Dolayısıyla sizin de hayvan tüketimiyle, hayvansal kaynaklı beslenmeyle hiç ilişkisi olmadığını vurgulamanız önemliydi. Teşekkür ediyorum bu paranteze ilişkin özellikle. Rica ederim. Pekala, söyleşinin ikinci temel başlığında hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar olacağını, bilimsel çalışmalar olacağını, deney hayvanları olacağını belirtmiştim. Burada da girişi şöyle yapmak istiyorum Sayın Kınıkoğlu. Vegan perspektiften bilime ve bilimsel çalışmalara baktığımızda hayvan sömürüsü olmaksızın bilim yapmak günümüzde ne kadar mümkün diye soracağım. Ama bunu önemli ekleyeceğim ki siz bu işin tarihçesine ilişkin de kitabınızda bazı açıklamalarda, bilgilendirmelerde ve değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Geçmişte ne kadar mümkündü? Hayvan deneyi olmaksızın bilim yapabilmek ne kadar mümkündü ve şu anda ne kadar mümkün? Hayvanlara ne kadar mahkumuz mevcut haliyle de bunu sormak istiyorum genel olarak. Geçmişe baktığımız zaman biz Deney Hayır Derneği olarak hiçbir zaman şunu söylemedik. Yani hayvan deneyleri
hiçbir zaman işe yaramadı ve hayvan deneyleri hiç işe yaramaz gibi söylemlerimiz olmamıştı. Ama bizim hep söylemimiz şu oldu. Şu an biz 2021 yılındayız ve işte uzayda kolonileşmeden bahsediliyor. İşte Bill Gates'in yaptırmış olduğu aşıyla bize işte kontrol edeceği söyleniyor falan gibi teknolojinin çok ileri olduğu düşünüldüğü bir çağdayız aslında ve öyle olmasına rağmen biz 2500 yıllık bir geleneği, yani hayvanları kesip biçerek, onlar üzerinde bir şeyler deneyerek insanlar üzerinde bazı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Geçmişte tabii ki anatomi, fizyoloji gibi konularda hayvanların üzerinde yapılan deneyler sayesinde demeyeyim yüzünden birçok şey aslında öğrenmiş olduk insan biyolojisiyle ilgili. Ancak dediğim gibi artık çağımız çok ileride, ya yeni yapabildiğimiz teknolojik şeyler var. Artık robotların birbiriyle iletişim kurduğu ve kendi kendine kararlar alabildiğini dehşetle izlediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Ve artık hayvanlar üzerinde %96 gibi bir rakam var hayvanların yaramamazlığı konusunda. Ve bu kadar başarısız sonuçlar da alınırken hala hayvan deneylerinin yapılmasını çok doğru bulmuyoruz. Hem bilimsel anlamda hem etik anlamda. Çünkü hayvan deneylerinin yerini alan geçerli bir kanıtlanmış çok daha iyi bilimsel alternatif yöntemler var. Bugün baktığınız zaman toksikoloji olsun, diğer başka bilim dalları olsun, oralarda eskiden hayvan deneyleri altın standart olarak şey yapılırdı, söylenirdi. Ancak artık yeni geliştirilmiş olan bilimsel alternatif metotlar ve bu altın standartların yerine geçiyor, yerini alıyor. O yüzden de yakın tarihte bu bilimsel alternatif metotların çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Şunu da belki eklemek gerekir. Hayvanlarla yapılan çalışmalar aracılığında elde ettiğimiz bilgiler yine de onların haklarını ihlal ettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Bu bilgi birikimi bu meseleyi meşrulaştırmıyor. Zira belli dönemlerde insanlar üzerine yapılmış hem gayet genel politikalarla yürütülmüş deney ve çalışmalardan elde edilen bilgiler de var ve bu bilgilerin şu anda insanlara sağladıkları, bu insanlara yapılmış olanları meşru gösteremeyeceği gibi sanırım buradan da bakmak gerekiyor. Birazdan size hayvan kullanılmaksızın deneyi yapabilmek adına gelişmiş yeni yöntemleri, yeni metotları, bu konuda neler öneriliyor veya ne kadar olanağa sahibiz, biraz daha detaylı soracağım ama ondan öncesinde şunu sormak istiyorum. Bu bilimsel çalışmaları yapacak, yürütecek olan bilim insanlarının eğitim öğretim sürecine ilişkin, ki siz de böyle bir eğitimden geçtiniz. Özellikle tıp ve veterinerlik eğitimi sürecine ilişkin bütün bu hassasiyet ne kadar gözetiliyor? Hem bu çalışmaların yapıldığı alanlarda hem bizzat bu çalışmaları yürüten kişiler tarafından bunu sormak istiyorum. Bu konudaki gözlem ve değerlendirmeleriniz nelerdir? Biz tıp fakültesindeyken ben o zaman birinci sınıftaydım. Bizi fizyoloji laboratuvarına çağırmıştı hocamız ve bir hayvan deneyi yapacaktık. Bilmiyorduk hayvan deneyi yapacağımızı açıkçası ilk gittiğimiz zaman. Hocamız bir kovadan bir sıçan aldı ve kafasını kesmişti önce. Sonra da kaburgalarını makasla kesmişti. O gün hiçbir şey öğrenmedim. Tek bir şey öğrendim o gün. Bize eğitim sürecinde bütün canlıların tür olarak insan türünü diğer tüm canlıların üzerinde tuttuklarını görmüştüm. Bize o gün aslında oradaki kalbi göstermeleri bizim için eğitici ya da öğretici değildi. Biz o gün insan için biz başka canlıları öldürürüz, başka türleri öldürürüzü öğrenmiştim. Bu çünkü aslında bize ters bir şeydi. Bizim ilk dersimizde de primum non nocere'yi öğrenmiştik. Yani önce zarar verme ilkesini. Burada tür belirtilmiyordu aslında önce zarar verme derken. Ama biz daha ilk yıldan iki tane kalp göreceğiz diye minik sıçan öldürmemiz istenmişti, beklenmişti. Tabii ki burada bakıyorsunuz insanla bir sıçanı ayırt eden şey ne diye. İnsan dediğimiz canlı işte planlar yapabilmesi, birbirleriyle iletişimi konuşarak kurabilmeleri gibi bizi diğer canlılardan en azından kendimizin düşüncesine göre farklı kılan yönlerimiz var. Evet, ama bizi burada önemli olan diğer türlerden olan farklılığımız değil, diğer türlerle olan benzerliklerimizin ön planda tutulması gerekiyor hayvan deneyleri konusunda. Yani o da ne?
hayvanların acı çektiklerini bilebilmemiz, onların her bir canlının, her bir hissedebilen canlının kendi öz değerinin olduğunu bilmemiz aynı şekilde. Onların menfaatleri olduğunu bilebilmemiz, acıdan kaçındıklarını, yaşamaya çalıştıklarını bilmemiz. Bunlar bizi hayvanlarla bizim ortak noktalarımız. O yüzden burada biz yapan, bizi diğerlerinden farklı kılan şeylerin üzerinde durup biz kendimizi daha merkeze ya da çok daha farklı bir yerde konumlandırmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman bugün konuşmak olsun, işte geleceğe dair planlar yapmak olsun, bunu yapamayan insanlar da var. Doğuştan işte doğum sırasında hipoksiye girmiş ve işte konuşamayan ve hayatının geri kalanını da bu şekilde yaşayan, geleceğe dair planlar yapamayan bireyler de var. O halde böyle bir farklılıkla söz konusu olduğu zaman onu ayrı tuttuğumuz, bugün bizi kendimizi farklı gördüğümüz hayvanlarla, hayvanlara daha da yakın tutabiliriz. O halde onlar üzerinde deney yapmamız da doğru olur mu bu aşamada? Bunu sorduğunuz zaman hayır cevabını alıyorsunuz insanlardan. Neden? Çünkü o tamamen bir Homo sapiens türüne ait bir birey, bir canlı olduğu için onun üzerinde deney yapılması kesinlikle kabul edilmiyor. Ama bu da işte tabii ki türcülük olarak nitelendiriliyor baktığınız zaman. Biz de nasıl bundan 50 yıl önce köleliğe karşı durulmuşsa, işte renk ayrımına, işte cinsiyet ayrımına bugün nasıl karşı koyuyorsak ve eskiden bunlar meşru görünmüşse, biz de bugün aynı şekilde bu türcülüğe karşı aynı tavrı gösteriyoruz. O yüzden de bilimsel anlamda ne olursa olsun tamamen hayvan deneylerine bu durumda, bu anlamda karşı çıkıyoruz. Yani hem tıp hem veterinerlik eğitimi türcü yaklaşımlarla hala sürdürülüyor diyorsunuz ve akademi hala türcü gelenekle yol alıyor görüyorsunuz, öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Çünkü bugün baktığınız zaman hem veteriner fakültesinde hem tıp fakültesinde tüm eğitimler bilimsel alternatif yöntemlerle yapılabiliyor. Bu dünyanın bazı ülkelerinde de gerçekleştiriliyor. Hatta biyoloji fakültesinde ülkemizde Aksaray Üniversitesi'nde Mustafa Celal Darılmaz Hoca'nın fakültesinde bilimsel alternatif metotlarla eğitimler verilebiliyor. Bunu diğer hocaların da bu türcü düşünceden sıyrılıp eğitiminle aynı şekilde vermeleri gerekiyor, tüm canlıların menfaatlerini koruyarak. Bu alternatif yöntemler derken burayı biraz açar mısınız? Yani Tabii. neler kullanılabilir? Şu anda mevcut teknoloji ve mühendislik farenin yerine koyabileceğiniz bir denek olarak ne sunuyor bize? Bilimsel çalışmalarda alternatif yöntem dediğimiz neler? Ne tip olanaklara sahibiz? Biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii ki birçok çalışma var. Aslında bu yalnızca işte kafa travmaları var, böbrek hasarı var, toksikoloji var, karaciğer deneyleri var. Yani baktığımız zaman fare yerine direkt şey yapabileceğimiz, konumlandırabileceğimiz bir model yok. Çünkü zaten fareyi direkt farklı bir şekilde fare yapmak istemediğimiz için daha iyi metotlar yapılmak istiyor. Mesela böbrek yetmezliği modeli yapılmak isteniyorsa işte ona göre bir teknik geliştiriliyor. O yüzden farenin yerine bir şeyden ziyade bir tekniğin yerine bir şey bulunmaya çalışılmıyor bugün. Onlarla ilgili yapılan, geliştirilen bilimsel alternatif metotlar var. Bunlar nelerdir Oğuzcan Bey? Yani stimülasyonlar mı, doku kültürleri mi, Evet. özel farklı malzemelerle oluşturulmuş modeller mi? Burayı biraz açabilir misiniz? Evet, her üç söylediğiniz de var gerçekten. Onun dışında mesela bu COVID-19'un pandeminin başladıktan sonra COVID'in akciğer tutulumunu modelleyecek bir çip geliştirildi. Yani bir akciğer dokusu o çipin üzerinde örneklendi ve tamamen COVID'in tutulumu ve ilaç geliştirmelerine kadar birçok çalışma bu çipin üzerinde yapıldı. Bu mikroçipler çok yaygınlaşıyor. Organ zone chip denilen teknoloji sayesinde organlar birbirine artık bağlanarak, işte böbreğe bir ilaç verdiğiniz zaman karaciğerde nasıl bir tepki vereceği gözlenebiliyor. Bununla ilgili de bizim bir YouTube videomuz var. Çünkü bu çok detaylı bir metot ve görsel bir şekilde
anlaşılacağını çok daha iyi düşünüyorum ben de anlatmaktan ziyade. Gold Does Not Rust Türkçe altyazı diye aratıldığı takdirde YouTube'dan 25 dakikalık bir videoyu orada izleyebilir izleyiciler de. Hatta kitabınızda bahsettiğiniz birkaç şey de oldukça ilgi çekiciydi. Örneğin cerrahi müdahale anlamındaki pratikleri veterinerler ya da doktorlar nasıl edineceklere ilişkin farklı doku ve malzeme isimleri vardı. Tabii teknik olarak şu anda onları bile ifade edemeyeceğim. Ama bunlar üzerinden de o doku yumuşaklığı, orada yaşanabilecek travmalar ilişkin tüm ön organizasyon yapıldığı şeyler üzerinde cerrahi müdahaleler yapıldı. Hatta eğitim alan kişiler için yani veteriner ya da doktor adayları için ya da biyoloji öğrencileri için çok daha rahat müdahalelerin, daha güvenli müdahalelerin eğitimde kaliteyi arttırdığını da vurgulamışsınız bu alternatif Evet. çalışmalarda. Sanal gerçeklik simülasyonu gözlükleriyle ameliyat yapıldığı durumlar bile söz konusu. Veteriner öğrencilerinin yaptığı anatomik çalışmalar mevcut yine aynı şekilde. O yüzden teknoloji ilerliyor, yakalamakta zorlanıyoruz hatta öyle demek lazım. Peki bu ilerleyen teknoloji ne kadar yaygın akademide? Dünya genelinde ve belli ülkelerde mi yoksa çok daha geniş bir yaygınlıktan bahsedebilir misiniz? Biz ne kadar tanıştık mesela Türkiye olarak? Türkiye'de değil ama Avrupa'da epey yaygınlaşıyor gittikçe de. Hollanda çünkü hayvan deneylerini 2025'te bir hayli sonlandıracağını söyledi. Bununla ilgili çok büyük kararlar aldılar. Evet. Onlar da farkında hem hayvan deneylerinin iyi sonuçlar vermediğini hem de hem etik hem ahlaki açıdan hayvan deneyleri yapılmaması gerektiği konusunda hemfikirler. Ülkemizde hayvan deneyleri sayısı artarken Avrupa'da azalıyor. Bu da enteresan bir veri bence. Biz şu an Avrupa'yı 50 yıl gibi geriden takip ettiğimiz söylenirse, Avrupa nasıl 50 yıl önce hayvan deneyleri sayısını artırmışsa biz de şu an o artırma evresindeyiz. Umarım o daha fazla artırma kısmını es geçerek biz de bilimsel alternatif metotlara adapte olabiliriz bir an önce. Aslında bu 50 yıllık gecikmemizden bahsederken sizin kitapta konu ettiğiniz, hatırlattığınız bir ismi ben de şimdi hatırlatmanızı rica edeceğim. Tahsin Aygün isminden bahsediyorsunuz. Ve çok daha Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir profesör doktor Tahsin Aygün. Ve o süreçte Avrupa'da dolaşıma sokulmuş bir ilacın sadece Türkiye'de ve Amerika'da dolaşıma sokulmadığını ve bu sayede üyeleri olmayan bebeklerin dünyaya gelmesini bütün Avrupa yaşarken Türkiye ve Amerika'nın yaşamadığını, Türkiye'de ise bu ilacın etken maddesi üzerine çalışmalar yapan Tahsin Aygün'ün engellediğini anlatıyorsunuz bu kitapta. Ve sadece bu maddenin içeriğinde gördüğü sakınca üzerine değil, bunun ardından hayvan deneylerinin yapılmaması, yani hayvan deneylerinin çok da uygulanabilir olmadığına ilişkin birkaç cümlesinden de bahsediyorsunuz. Siz eklemek ister misiniz buna bir şeyler? Tahsin Aygün ismine. Bu ortak da yaptığınız bir çalışma tabii. Şu anda çok detaylıca hatırlamak durumunda değilsiniz. Eğer hatırlıyorsanız onu da anmış olalım diyeceğim. Evet, o etken madde talidomid bir etken madde. Talidomid insanların o dönemki aslında bulantı, gebeliğin bulantı kusmasında kullanılan bir ilaç. Çok etkin bir bulantı gidericiydi gebelerde. Ve kullanan gebelerin bazılarının çocuklarının kolsuz ve bacaksız doğmasına sebep oluyor. Bunun üzerine iki şey var aslında. Birincisi hayvan deneyleri o dönemde yapılmasına rağmen bir takım hayvan deneyleri o çıkıyor ve hayvandan insan savunucuları da karşıtı savunucuları da şunu söyler hep işte hayvan deneyi yapıldı ama yine de felakete yol açtı diye. Hayvan deneyi savunucuları da der ki yeteri kadar hayvan çalışması yapılmadı. Yapılsaydı bugün o facia yaşanmazdı diye söylerler. Tahsin Aygün de o dönemde o ilacın Türkiye'ye gelmemesini sağlayan bilim insanıdır. O Ordinarius Tahsin Aygün geçer öyle yazıyor bizde. Ve kendisi yapılan hayvan deneylerinin insanın işte duygusal şeylerini, duygularını körelttiğinden bahseder. O da hayvan deneylerine karşıdır. Tabii ki bizim için de Tahsin Aygün'ün hayvan deneylerine karşı çıkması önemli bir detaydı. O yüzden biz de kitabımızda yer vermek istemiştik. Bir öte yandan şu anda 50 yıl önümüzde giden Avrupa'da yaşanan mesela oradaki bir söylem, oradaki bir söyleme de yer vermişsiniz kitabınızda.
gerçekten tıp alanındaki kazanımların hepsi direkt ya da dolaylı olarak hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar sayesindedir şeklinde bu söylem. Ve bu söyleme halihazırda konuştuğumuz Batı'da ABD Halk Sağlığı Dairesi, Royal Society ve Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı onaylamış. Ayrıca 500 profesör de onay vermiş bu söyleme. Hani böyle tezatlıklar söz konusu. Sanırım kişisel duyarlılıkların, uzman duyarlılıklarının kıymeti çok büyük. Bu noktada bu hayvan deneylerinin ne kadar işe yaradığı konusu artık çok çok derinleşen bir tartışma. Tonlarca argüman önümüze sunuluyor ki siz de kitabınızda az evvel belirttiğim gibi geniş geniş yer vermişsiniz buna. Ve şunu belirtiyorsunuz, Yağmur Özgür Özgüven ile birlikte yayın hazırladığınız Hayvan Deneyleri, Hayvanlar Bizim İçin Mi Var kitabı, bahsettiğim kitap. Ki bir önceki söyleşte kendisi konuğumdu. Daha çok derneği konuştuk, derneğin çalışmalarını konuştuk. Kitabın detaylarını biraz daha sizinle konuşmak istedim. Dolayısıyla biraz oraya da giriş yapıyorum ara ara kitabınıza. Ve o kitapta belirttiğiniz şey şu... Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ile elde edilen sonuçların insanlara doğrudan uyarlanamaz olduğuna ilişkin bazı tespitlerde bulunuyorsunuz. Hatta bunları basit birkaç cümleyle de açıklamışsınız. Önce bir temellendirmişsiniz ve ardından da eğer bu detayları göz ardı edersek karşımıza yanlış negatiflik ve yanlış pozitiflik durumları çıkacaktır demişsiniz. Buraları biraz açar mısınız? Öncelikle neden uyarlanamaz? Yani bu geniş tartışma hangi argümanlardan dolayı ortaya çıkıyor Sayın Kınıkoğlu? Onu sormak istiyorum. Ne gördük? Yani hayvanlarda yapılan çalışmalardan zarar mı görüyoruz? Yeterlik problemi mi yaşıyoruz? Onlarda doğru cevaplar, bizdeki doğru cevaplar örtüşmüyor mu? Hani vücudun verdiği tepkiler ve cevaplar açısından söylüyorum. Hem burayı biraz açalım hem de bu yanlış negatiflik ve yanlış pozitiflik durumunu biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Yapılan son çalışmaların gösterdiği hayvan deneylerinin %96'sının işe yaramadığı durum. Bu çok büyük bir rakam mesela. İnanılmaz bir rakam yani. Evet, yani şöyle düşünün. Bugüne kadar hayvanlar üzerinde denenmiş yaklaşık 120 adet iskemik beyin hasarı ilacı var. Ve bu ilaç hayvanlar üzerinde başarılı sonuçlar vermiş, bu ilaçların hepsi. Sonra insan çalışmalarına geçildikten sonra bu ilaçların hiçbiri işe yaramamış. Aynı şekilde Alzheimer ilaçları var. Onlarca, yüzlerce. Buradaki yanlış ne? Çok özür diliyorum. Araya gireceğim. Yanlış hayvan deneklerin kabul edilmesi mi mesela? Yani bize daha yakın fizyolojiye sahip hayvanlar mı tercih edilmedi? Ya da nedir bu uyumun, bu bahsettiğiniz rakamdaki tutarsızlığın nedeni tam olarak? Tabii ki enzim farklılıkları, genetik farklılıklar. Bugün insanların bile birbirine genetik anlamda farklılıklar yaşadıklarını biliyoruz. Artık bireysel tedavilere geçiliyor. Sadece evet. Bugün bir akciğer kanseri tanısı konulan bir hastaya direkt tek bir protokol kemoterapi verilmiyor. Herkesin farklı özelliklerine göre, farklı genetik mutasyonlarına göre artık biz tedaviler veriyoruz. Bugün farelerde retinoblastom geni hipofiz kanserine sebep olurken insanlarda retina göz kanserine sebep oluyor. İnsanlar arasında çok büyük enzim farklılıkları var. Yani doğu toplumuyla batı toplumu arasında bir de varken hayvanlarla insanlar arasında bu enzimatik farklılıkların olmamasını düşünmek zaten saçma olurdu açıkçası. O yüzden bunu bilim dünyası da farkında. Hatta bununla ilgili zaten yaşanan çok büyük trajediler var. Yani TGN-1412 diye bir molekül var. Kitapta da bahsetmiştik bu molekülden. Bize en yakın akrabalarımız olan şempanzeler üzerinde çok başarılı sonuçlar veriyor. Ve sonrasında insanlar üzerinde deniliyor ve insanlarda ölüme yol açan, bazılarında işte yoğun bakımda günlerce yatmalarına sebep olan işte çoklu organ yetmezliği dediğimiz hadiseye yol açıyor. Kaldı ki bir şempanzelerde bize en yakın türde denenmiş bir ilaçtı. Ve çok başarılı sonuçlar vermiş bir ilaçtı. Yani hayvanlar üzerinde denenmiş, olumlu sonuç veren, insanlar üzerinde yanlış sonuç veren ilaçlar bunlar. Bu can sıkıcı derecede çok fazla yaşanıyor hayvan deneyleri konusunda. Az önce bahsettiğim 110-120'ye yakın beyin iskemisi hasarında kullanılan ilacın hiçbirinin doğru sonuç vermemesi insanlar üzerinde yine yanlış pozitifliğe bir örnek. Yanlış negatifliğe örnek de, yanlış negatiflik şu demek, bir hayvan üzerinde deneniyor bir tür üzerinde ve bu tür üzerinde yanlış sonuca yol açtığı için
insan üzerinde denenmeye geçmeyen ilaçlar oluyor. Halbuki insan üzerinde bu ilaçlar denense belki insanlar üzerinde iyi sonuçlar verecek olan ilaçlar olacaktı bunlar. Bunların da örnekleri var. Bugün bilebildiğimiz ve bir sürü de bilemediğimiz örnekleri var. Bu bahsettikleriniz aslında Kınıkoğlu, genel olarak türler arasında fizyolojik ve genetik çok ciddi farklar var. Evet, elbette onlara ilişkin etik kaygılarımız olması gerekiyor. Orada benzerliklerimiz üzerinden kurmalıyız. Fakat hayvan üzerinde yapılan çalışmanın doğrudan sonuçlarını kendimize uyarlamak noktasında benzerliklerimizi değil farklılıklarımızı akla getirmeliyiz deniliyor. Ve siz de hem şu andaki söylemleriniz hem kitapta geçenler bu şekilde. Genetik ve fizyolojik farklarımız çok fazla. Doğrudan bu sonuçlar çoklukla uyarlanamıyor diyorsunuz. Bunun yanı sıra deneylerin faydasının çok çok az olduğuna ilişkin, artık terk edilebilir düzeyde olduğuna ilişkin birkaç argümanınız daha var. Bunlardan bir tanesi de bu deney hayvanlarının yaşam alanlarındaki değişikliklerden kaynaklı fizyolojik tepkileri ve dolayısıyla stabil olamayan, hemostazisi stabil olamayan bu canlı üzerinde yapılan çalışmanın da değersiz sonuçlar verdiği yönünde. Burayı da biraz açabilir misiniz ki bir diğer temel neden olarak da İnsandaki hastalıkla ilişkili yapılmak istenen çalışmanın hayvanda yapay yolla, suni yolla oluşturulması, bu da hastalığın tanılama ve takibi noktasında ortaya çıkarttığı farklarla ilgili. Yani birkaç nedenle hayvanlarda yapılan çalışmalar aslında bizim için çok da doğru sonuçlar doğurmuyor. Bu iki kısmı da biraz açar mısınız Evet. lütfen? Önce sonuncusunu açıklamaya çalışayım. Suni yolla yapılan mesela bugün şizofreni modellemesi vardır. Hayvanları şizofren yaptıklarını söyler bilim insanları. Hatta Türkiye'de de meşhurca bir hekim hayvanları şizofren yapıp bir sürü yayın yapmakla övünür. Bu konuyla ilgili şizofreninin DSM-4 kriteri dediğimiz psikolojideki psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılmasının yapıldığı bir rehber vardır. Bu rehberde şizofreni tanısının kriterleri vardır. Bir hastaya şizofren demeniz için hastayı muayene edersiniz. Ama muayenede hastada herhangi bir bulguya rastlamaktansa hastanın söylemleri önemlidir bizim için. Yani hastanın verbal olarak, sözel olarak size bazı beyanatlarda bulunması lazım ki siz bu hastaya şizofreni değil. Yani siz bir kişiden kan alıp o kanı aldıktan sonra o hastaya bu hasta şizofren diyemezsiniz. Burada objektiflik konusunda şizofreni de bir psikolojik, psikiyatrik hastalıklarda diyeyim bir problem vardır. Ve baktığınız zaman bununla ilgili 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir çalışma var. Bazı psikiyatrlar hastaneye gidiyorlar ve sözel olarak şizofreniyi taklit edecek şekilde söylemlerde bulunuyorlar o hastanede hekimlere ve onları yatırıyorlar hastanede şizofreni teşhisiyle. Sonrasında hastalara yoğun miktarda antipsikotik ilaç veriyorlar. Ve sonrasında diyorlar ki ya bu çalışmaydı ve biz bu çalışmadan çıkalım, biz sadece çalışma yapıyorduk, biz şizofren değiliz, bakın biz psikiyatrız, doktoruz, biz insanların ne kadar fazla yanlış teşhis konulmasıyla konulduğunu göstermek için bu çalışmayı yaptık diye ve onları bırakmak yerine dozlarını artırıyorlar ilaçlarının şizofreni etkili şeyleri arttı diye. Yani burada bu kadar şeyden bahsediyoruz. Hem subjektiviteden bahsediyoruz hem de bu psikiyatrik hastalıkların aslında sözel olarak tanısının konduğundan bahsediyoruz. Yani siz bir sıçanı nasıl şizofren yapabilirsiniz? Şizofren olması için o sıçanın size bazı diğer sıçanların onu takip ettiği, onu öldürmeye çalıştığı gibi bazı sözel şeyleri olması lazım. Evet, şizofreni de beyinde bazı nörotransmitterlerin miktarında değişiklik oluyor ama bu asla tanı koydurucu nitelikte olan bir şey değildir. Burada önemli olan sözel kısımdır. Yani burada modelleme kısmında bir yanlışlık var. Bir burada tutarsızlık var. O yüzden burada bu hayvanların şizofren yapılarak ya da o hayvanı yapay olarak bir hastalığa maruz bırakılarak ona tedavi bulunması kısmı çok tutarlı olmuyor. Nitekim zaten psikiyatride ve diğer dalların hepsinde olduğu gibi psikiyatride de o yüzden bulunan ilaçların sayısının azlığından ve hayvan deneylerinin ne kadar başarısız olduğunu da aslında görmüş oluyoruz böylelikle. Tabii ki %96 rakamını az önce vermiştim, geriye kalan bir %4 oluyor. Tabii ki bugün mesela bir Alzheimer ilacına FDA onay verdi. Ve baktığımız zaman
Hayvan deneyidir zaten başında da söyledim. Hiç işe yaramıyor gibi bir şey söylememiştik. Ama %96 çok büyük bir rakam. Ama unutmamak lazım ki duran bir saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu metodun yanlış olması, %96'nın işe yaramaması, hayvan deneylerinin ve oradan %4'lük bir iyi bir rakamın olması, yani iyi sonuçlar veren rakamın olması, yapılan bu hayvan deneylerinin iyi bir bilim olduğu anlamına gelmez. O yüzden oradaki %4'e tutunup bunu geleneği sürdürmeye çalışma kısmından vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ki burada zaten bu çalışma sırasında hayvanın haklarına ilişkin ihlalin yanı sıra üstlenilmek zorunda kalınan maliyet, emeğin boşa gidişi, zaman. Çünkü hayvan deneylerine karşı olmayan bilim insanlarının çoklukla argümanları farklı değişkenlerin doğru zamanlamalarda bir araya getirilmediği oluyor ya da daha fazla deneyin gerekliliği, yani daha fazla hayvanın kullanımı söz konusu. Bu olmadığı için bu çalışmanın daha fazla hayvan üzerinden yapılmamasından kaynaklı bu hata paylarından bahseden söylemler de oldukça yaygın. Daha fazla hayvanı deneyde kullanmak, daha fazla hayvanın hakkını ihlal etmek olduğu gibi bunların beslenmesi, bakım maliyetleri, yetiştirilmeleri, bütün bu süreci düşündüğümüzde hakikaten eğer bu konuda doğru hassasiyetler geliştirmezsek ve mevcut doğru argümanları destekler bir duyarlılığa eşlik etmezsek sanırım çok fazla maliyet üstlenmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ki belki burada şunu da hatırlatmak gerekir. Buna ne diyeceksiniz? Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların olumsuz sonuçları zaten yayınlanmıyor ve sizler ya da bizler bunlar üzerinden yapmıyoruz tartışmaları. Olumlu görülen yani çalışmalar paylaşılıyor. O geri kalanını da düşündüğümüzde sanırım bu maliyet, bu sayılar, bu ihlaller konuşulamaz düzeyde olacaktır diye tahmin Tabii ediyorum. ki. Ne dersiniz? Evet, bununla ilgili bizim de bir çalışmamız vardı. Türkiye'de 2007-2015 yılları arasında bir çalışma yapmıştık Yağmur'la beraber. Bizim ülkemizde yapılan uzmanlık tezlerinin ne kadarının yayınlandığı ile ilgiliydi. Bu tam da bahsettiğiniz gibi. Ve yapılan çalışmanın 649 tane çalışmanın 3'te 2'sinin yayınlanmadığını görmüştük. Totalde 17 bin sıçan öldürülüyor bu çalışmalarda. 3'te 2'si yayınlanmıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani Evet, orada evet. insanlar hep onu görüyorlar. Bu %96 rakamının aslında yayınlanmayanlarla birlikte %99'ları bulabileceğinden bahsedebiliriz. Ve burada tabii ki kişilerin çıkarları ön plana çıkıyor. Çünkü bazıları işte uzman oluyor, bazıları doçent oluyor. Bu çalışmalar sonunda bilimsel makaleye yazıldığı için. Ama bunların bilime olan katkısı neredeyse sıfır oluyor. O yüzden insanlar az önce de söylediğimiz gibi 40 yılın başı çıkmış iyi bir sonuç ele alınarak hayvan deneyleri işe yarıyor direkt bu yargıda bulunmaları çok doğru değil. Peki son olarak şunu sorayım size. Hayvan çalışmaları sırasında ne kadar hayvan kullanıldığı konusu, çalışmanın geri kalanı ne kadar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor? Bu gelenek bizim ülkemiz özelinde ne durumda? Bu verilere ulaşabiliyor musunuz? Bunlar kayıt altına alınıyor mu? Burada bir metodoloji, yöntem ve yönerge var mı ve işliyor mu? Onu sorayım size. Evet, bunlar aslında bazı kriterler tarafından bakılıyor. Evrail kriterleri vardı. Bu kriterlerde mutlaka etik kurula başvuru sırasında kaç hayvanın kullanılacağı, bu çalışmanın yapılan power analizi. Power analizi şu demek, işte bir çalışma sonu şeyinde başında çıkacak olan verilere göre kaç tane hayvan kullanılması, kaç tane denek kullanılması, insan olur, hayvan olur, kullanılması gerektiğinin bir hesabı vardır. Bu hesaba göre yapılır çalışmaların çoğu. Normalde bunlar istenir ama şöyle oluyor. Kendi birebir arkadaşlarımın yaşadığı durumu bildiğim için söylüyorum. İşte 20 hayvan alıyorlar. Power analizde diyelim 30 hayvan çıkıyor. 30 hayvan alıyorlar ve bir şekilde olmuyor. Yanlış oluyor. İşte yanlış işlem uygulama yapılıyor. Ve sonra bir 30 daha alınıyor ve bu 30 o kayda girmiyor. Böyle durumlar var tabii ki ama çalışmaya baktığınız zaman 30 hayvan kullanıldı diye yazar. O yüzden de bunlar maalesef şeffaf değil. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani bugün bakanlığın açıkladığı verilere bakarsanız zaten 2017'nin, 2018'in verilerini görürsünüz. Yıl olmuş 2021, 3 sene, 4 sene öncenin verilerini zorla hadi 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 ver hadi ver diye zorlama usulüyle almaya çalışıyoruz. Avrupa yayınlıyor 20 küsür sayfalık rapor her sene. Türkiye'de yayınlanan rapor bir sayfa sadece.
O yüzden kayıt altına falan alındığını tabii ki de başka elimizde veri olmadığı için şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz, düşünmüyorum yani. Bu Kayıt altına alındığını. dikkatimi şu yüzden çekiyor. Buna ilişkin yapılan tüm değerlendirmelerde, aktarımlarda ve bilgilendirmelerde sizler tarafından verilerin daha ziyade Avrupa merkezli ya da Amerika'dan alınan sonuçlar ve raporlar üzerinden paylaşıldığını görüyorum. Türkiye özelinde çok fazla veri paylaşamıyorsunuz. Sanırım bu da bu sorunla ilgili. Evet, maalesef bir sayfalık sadece toplasanız, o da karakterlerin büyüklüğünde ele alırsanız 10 satır geçmeyecek veri var Türkiye'nin raporlarında. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Kınıkoğlu. Hem Ben teşekkür ederim değerlendirmeleriniz hem davetiniz için. bilgilendirmeleriniz oldu bizlere. Bir hekim olarak, bir bilim insanı olarak, bir vegan olarak. Hem bir uzman olarak yapacağınız çalışmalar, hem Deneylere Hayır Derneği olarak yapacağınız çalışmalarda umuyorum ki sizlerle işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Saygılar, saygılarımı iletiyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de davetiniz için. Sağ olun.